Merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç Akademi'de size matematiğe ne gerek var? Hocam hiçbir gerek yok. Hesap makinesi var. Gerek yok hocam. Teşekkür ederiz. Canım matematiğe ne gerek var onu anlatacağım sana. Tonguç matematik Gerek var nerede? mı hocam matematiğe? Tonguç bak matematik nedir bir anlamaya çalışıyorum. Matematik mantıkla işleyen bir bilim dalı. Tamam mı Tonguç? Gerek var mı sence matematiğe? Gerek yok hocam ya. Yani sonuçta hesap makinesi diye bir şey icat etmişler. Telefonlarımızın içine de koymuşlar. Her şeyi yapabiliyor mu hesap makinesi peki? Her şeyi yapar hocam. Her şeyi toplar çarpar. Gerek yok yani. Akıl yürütebilir mi sence? Mantığı var mıdır hesap makinesinin? Ne Ya. girersen onu yapmaz mı? Evet, ne girersek onu yapar. Onu da girelim, o kadar da girelim hocam zaten. Ya Tonguç bak şunu unutma. Her şeyden önce bizim bir mantığımız var, bir de hafızamız var. Evet. Hafızamızla yapmamız gereken dersler var, değil mi? Mesela ezberlememiz gereken kelimeler, ondan sonra bilmemiz gereken tarihler falan. Bunların hepsi ezber, hafızaya dayalı. Evet hocam. Ama matematikte ezber çok az Tonguç. Matematik full mantıkla işleyen bir şey. Dolayısıyla mantık her zaman hafızadan daha önemli Tonguç. Bunu mutlaka bil. İlk başta bununla Tamam. hemfikir miyiz? Hemfikiriz hocam. Mantıkla hiç ezbere gerek kalmadan çok rahatlıkla işlerin şeyini anlayabiliriz, değil mi? Akışını Evet, anlayabiliriz. evet hocam. Matematik de işte buna yarıyor Tonguç. Matematik mantığı kullanarak çalışan bir şey. Mesela Tonguç sen diyelim ki buradasın, tamam mı? Evet hocam. Ve şuradaki sinemaya gitmek istiyorsun. Tonguç sinemaya nasıl gidersin? Hocam taksiyi çeviririm veya varsa otobüse biner giderim Ha, hocam o çok. da sana hemen çat diye gösterir, değil mi? Peki Tonguç taksi olmadığını düşün. Cebinde 5 kuruş paran yok. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Ve diyorsun ki ben yürüyerek gitmek istiyorum. Tonguç buraya giderken sence şöyle mi gidersin? Yoksa şöyle mi gidersin? Yoksa şu aradan böyle bir kestirme yol bulup mu sinemaya gidersin? Sence hangisi daha mantıklı? Yani mantıklı olan üçüncü yol hocam, kestirme yol. Şimdi bu üç tane yoldan sen bunu seçin. Çünkü aslında matematiği biliyorsun Tonguç. İşte Ha. sen matematiksel zekanı kullandın. Aslında her insanın kafasında matematikle alakalı bir altyapı var. Diyor ki ulan burası 5 metre, burası 10 metre, burası 30 metre. Hangisini kullanırım? E tabii ki kısa olanı kullanırım. Evet. Sen şeycisin ya hani hemen kısa yolcusun ya hemen Evet. bitsin kurtulayım istiyorsun. Aynen En hocam. son bunu kullanırsın. Aynı şekilde şu anda Google Maps diye bir şey var ya hani. Evet Ondan hocam. sonra Yandex'e giriyoruz. Hani haritadan bakıyoruz. Hemen bize yolu gösteriyor. Evet. İşte bunlar da kendi içlerinde manyak gibi matematikleri var. Diyor ki Ha. mesela ya kardeşim buradan gideceksin 100 metre. Buradan gideceksin 50 metre. Tamam. Ama kardeşim buralarda trafik var diyor. Buralarda yan kesiciler var. Buradan geçerken seni keserler diyor. Diyor Ha. ki burada hiç trafik yok. Buradan rahat rahat git kardeşim diyor. Hatta diyor ki buradan 2 saatte gidersin. Buradan 3 saatte, buradan 4 saatte gidersin. Saat de veriyor sana. Yani İşte matematik hocaları mı yapmış hocam Google'ı? burada mesela Google diye bir şey var ya, Google Maps diye ya. Evet. Bir sonra Yandex falan var. İşte Hepsi matematik öğretmeni yani. matematik öğretmeni değil, matematiği bilen insanlar bunlar. Ha. Matematik öğretmenleri onları yetiştiriyor. Sonra onlar matematiği bildikleri için yeni şeyler icat edebiliyorlar. Anladım hocam. İşte dünyadaki bilimin gelişmesi için matematik çok gerekli ki her yerde geometri var. Baksana adamlar ne yapıyor. Hocam halay ekibinin resmen dikdörtgen prizma yapmışsınız. Halay ekibi geometriyi seven bir halay ekibi yani. Halay başı üçgen olmuş hocam. Üçgen, kare, altıgen falan filan bunların hepsi beraber. Şimdi her yerde geometri var Tonguç. Aslında binalara baktığımız zaman pizza yerken bile geometri var değil mi? Evet hocam. Sen Ama çok güzeldir hocam. Yiyebilir. Bir pizza ısmarlayın hocam. Bu kadar dinledim sizi. Bir günde bir ya pizza ısmarlayın hocam ya. sen ne aç gözlü bir insansın. Daha yeni Hocam bu ders da bir matematik başladı. işte bakın. 5 dakika dinliyorum. En azından pizza istiyorum yani. Evladım bir pizzanın kaç kalori olduğunu hesaplıyor musun hiç? Hocam onu da Oğlum, hesaplarsam biterim oğlum zaten. göbeğin şiştikçe şişiyor. Her gün, her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Ne Hocam yapacağız bunu ya? bana göbek yakışıyor diyor hocam arkadaşlar. Evladım yakışsın veya yakışmasın. Önemli olan her şeyde matematik var. Bak pizzanın kalori hesabında da matematik var. Arkadaşlarını bölerken bile matematik var. Tabii biliyorum aslında canın sıkılıyor olabilir. Lan ne gerek var o zaman matematik mi? Hepimiz kardeşiz bölgesin Bu yani. kadar küçük matematiği ben de yapıyorum kardeşim diyorsun değil mi? Evet hocam. Logaritmaya ne gerek var diyorsun Yani mesela. aynen hocam logaritmaya ne gerek var? Ama Tonguç'cum bu adamlar bu pizzanın şeklini hesaplarken veya bu pizzaya ne kadar malzeme koyacaklarını, hangi incelikte yaptıklarını hesaplarken aslında logaritmayı da kullanıyor Tonguç. Allah. Yani senin görmediğin bu sistemlerin hepsinin arkasında bir matematik var. Tamam mı Tonguç? Yerken bile var. Sen odanda otururken bile var. Şu perdelerin boylarını ne yapıyorsun? Bir tane metreyle ölçüyorsun değil mi? Evet hocam. Sonra diyorsun ki sipariş veriyorsun. İşte bundan şu kadar metre istiyorum diyorsun. Ve adama parasını veriyorsun değil mi? Evet hocam. Bak bunların hepsinde bir matematik yok. Işığın bak şey görüyor musun? Üçgen şeklinde perde.
pardon, lamba der. Evet. Bak bu şekilde yaptığın için bu tarafa odaklanıyor ışık. Yoksa öbür türlü yapsaydın tavana giderdi ışık. Anladım hocam. Burada bile geometri var. Saatin şeklinde bile geometri var. Ya bunların hepsine dikkat et Tonguç. Spor yaparken maç sever misin Tonguç? Futbol Herhalde sever misin? hocam, ben çok iyi futbol oynarım, çok iyi basketbol izlerim. Topun şekli ne renk, ne renk diyorum? Topun şekli nedir evladım sence? Topun şekli toptur hocam. Topun şekli top değil, küre evladım. Ha. Mesela kürede de bir matematik var. Basketbol sahasında dikkat ettin mi? Yuvarlaklar var. Veya Evet. futbol sahasında orta yuvarlak derler. Biliyorsun mutlaka bunu. Ha. Ondan sonra penaltı çizgisi derler. Penaltı 9 noktası metre 15 derler. santim uzaklaşması gerekiyor hocam. 9-15 derler. Her zaman bunu bilir. Oğlum hakemler nasıl hesaplıyor 9-15'i ya? Hocam özel bir lens var hocam onların gözünde. Bakınca anlıyor hocam adam. Hemen çak diye yakalıyor. Vay be ya. Efsane. Hakemlere çok saygı duyuyorum. Gerçekten Hakemler inanılmaz. kaliteli Matematikçiler gibiler. insanlar. Peki aynı şekilde potanın yüksekliği, smaç basıyorsun falan filan. Bunlarda da hep geometri var. Hocam artık bunlardan da zevk alamayacağım yani. Artık bunlarda da Ya matematik var ne diyorsun. alakası var Tonguç? Matematik Hocam tek varsa... sevdiğim futbol vardı. Onun içine de matematiği soktunuz hocam ya. Evladım, aferin, doğru söylüyorsun ama matematiğin olduğunu bil ki matematikten de birazcık zevk al diye yapıyorum Anladım bunu. hocam. Tamam Bunlardan şimdi. nefret de yapmıyorum Anladım evladım. hocam. Şimdi anladım. Matematiği neden sevmeliyiz Tonguç biliyor Neden musun? sevmeliyiz hocam? Sayılarla yaşıyoruz çünkü evladım. Sayılara vücudumuzdan diyorum hayatımızdan atarsak ne kaldı? Yani hayatımızda en fazla meşgul olduğumuz şeyler nedir? Bir paradır, bir de Evet. zamandır. Doğru hocam. Hatta en değerli şey zamandır. Zamandır hocam. Zamanın geri dönüşü yok. Paranın geri dönüşü var ama zamanın hiç geri dönüşü yok. Bu zaman hesaplarının, para hesaplarının hep neye göre yapıyoruz Tonguç? Sayılara göre yapıyoruz. Sayılar doğru. Düşünsene Allah aşkına. Eskiden ne vardı? Ta çağlar öncesinde altın paralar, bakır paralar vardı. Sonra ne oldu bu? Kağıt para. Kağıt paralar. Şimdi ne oldu? Kredi kartları. Hatta artık insanların çoğu ne kadar internet bankacılık kullanıyor. Para bile yok. Görmüyorsun parayı bile. Doğru. Yani dokunmuyorsun paraya bile. Artık her şey sanal ortamda tamamen matematiğe dayalı. Orada görüyorsun hesapların kaç lira? 100 TL yazıyor. Görmüyorsun o paraya dokunmadın bile sen. Aynen. Artık her şey rakamlarla. Dolayısıyla senin matematiğe alışkın olman gerekiyor. Aynen Tamam hocam. mı Tonguç'um? Çok para kazanmam gerekiyorsa çok da matematik bilmem lazım yani. Babandan harçlık alıyorsun mesela. Bu Temiz. harçlıkta gidip bir tane mont alıyorsun mesela. Temiz. Eğer manyak gibi gidip 200 liralık mont alırsan ne olur? Paran bir Bat. dakikada biter. Aynen. Ona göre muhasebeni yapıyorsun. Hayatında bir muhasebe var. Hatta fazla parayı ne yapıyorsun? Kumbara Kumbaraya yatırıyorum. atıyorsun. Yani hayatındaki muhasebeyi mutlaka yaparak aslında matematik hesabı Hesabı yapıyorsun. arkadaşlarıma kilitliyorum hocam mesela ben. Arkadaşlarına gitmek tabii iyi fikir. Ondan sonra şey yapıyorsun değil Para mi? birikiyor hocam. Kumbaraya atıyorsun. Zamanımız, sabah ne zaman kalktık, ne yemek yedik, işte kaç kalori yedik. Ondan sonra ne zaman okula gittik, ne zaman okuldan dönüyoruz, spora gidiyoruz, ne zaman... Bunların hepsini Hayatımızın hesaplamıyorsun sen. içine de matematik girdi yani hocam. Yani evet, vardı aslında. Hocam Şimdi sen mahvoldum onların ya. Artık varlığını... hayattan da keyif alamayacağım hocam. Eskiden sadece matematikten keyif alamıyordum. Bittim hocam ben ya. Evladım, bunu senin hayattan keyif almaman için değil, matematikten birazcık keyif alman için Anladım hocam, yapıyorum. anladım. Evet Tonguç, ödüllü sorumuzu yap, cevapları gönder bakalım. Aa hocam, bu soruyu bizim için sokak röportajlarında da sormuşlar. Sokak röportajları. Evet hocam, orada da sormuşlar. Vay, iyi o zaman bekliyoruz cevapları bakalım.